Bütün sabah 8'den beri buralarda Yılmaz Bey'i bekliyorum. Ben gayet beğendim. Şu anda zaten daha çok yeni başladım aslında. 150. sayfasındayım. Ama ben hiçbir kitabı okurken bu kadar gırtlağımın düğümlendiğini hatırlamıyorum. Kitabı bugün aldım. Daha önce almıştım ama henüz daha okumadım. Okudum desem yalan olur. Henüz okumadım. Ama bugün bir tane daha aldım. Bir arkadaşıma, bir tane de kızıma hediye edeceğim. Yine her zamanki gibi kalemini konuşturmuş Yılmaz Özdil. Korkusuzca yazmış gerçekleri. Fikirlerini seviyorum. Okudum. Fevkalade buldum. Bu kitabı daha değişik buldum. Daha önce okuduklarımda sadece onun yaşantısını belirtiyorlardı. Bu seferkinde Atatürk'ün kendine mahsus felsefesini ve inkılaplarını okudum. Memnun oldum. Daha başka görüşler var. O görüşleri gördüm. Daha başka şeyler öğrenebildim Atatürk hakkında. Çok memnunum böyle bir kitabın yazılmasında. Yılmaz Özdil'e çok teşekkür ederiz. Kez yapsaydı 10 yılını vermiş, emek vermiş. Korkusuzca savaşıyor bence. Çok güzel bir şey yaptığını düşünüyorum. Bu kadar bazı eleştiriler var ama yersiz eleştiriler. Kimsenin gırtlağına basılmıyor bu fiyata gelin bunu alın diye. Ama muhalefet her yerde var. Yani yok işte bu para ne oluyor, o ne oluyor, bu ne oluyor. Keşke onlar da böyle bir şey yapsa. Bu bir koleksiyon. Şimdi bizim onlara kalk bir şey dememiz doğru değil bence. Parası olan alıyor. Aynı kitabı 20 liraya alabiliyorsunuz. Bunun meraklısı var ve kitap da çok çabuk tükendi. Demek ki olması gereken bir şeymiş oldu. Gelirin neye bağışlanacağı daha önce söylenseydi daha iyi olurdu. Çünkü bu kadar gereksiz yorum yapılmazdı en azından bence. Fevkalade bir yapım. Böyle bir şeyi yani ben de almayı arzu ederdim. Fakat maalesef telefon ettiğimde alma imkanına sahip olamadım. 9'u 5 geçe başlıyor, 9'u 6 geçe bitiyor kitap. Yani bu Türkiye'de belki de dünyada ilk defa olan bir olay. Bu kadar itiraz edilmesinin ya da bu kadar tepki verilmesinin bir anlamı yok. Niye vermiyoruz 2,5 lirayı? Ya da öyle konuşalım. Şimdi bu konuşmayı yapanlar ellerine notu alıp, ellerine bir kitap alıp okumamış insanlar. Niye Yılmaz Özdil yapıldığında bu kadar tepki aldı onu da bilmiyorum. Meyve veren ağaç taşlanır bence. İmkanım olsaydı alırdım. mutlu oluyor insan. Hakikaten mutlu oluyor.